Evet, o muhteşem lezzet masasından kalktık. İftarda buluşmak üzere. Şimdi düğününü izleyelim istiyorum ama onun öncesinde eşinle nerede, nasıl tanıştın? Enes'ti sanırım. Evet, evet. Evet, Enes'le nerede tanıştın hayatım? Ben eşimle Aslı Hanım markette tanıştım. Evet. O markette eşimin kuzeni çalışıyordu. Onun yanına gelmişti. Onu görmeye. Ben orada şey yapıyordum, ürün tanıtmaya çalışıyordum. Onu ondan almasını sürekli alır mısın, alır mısın, eder misin? Şu ürün şöyle güzel, böyle aynen, güzel. Bunu tavsiye ederim, lütfen al. Annen ister, bakın, şöyle kullanı. Böyle. Ama hiçbirimizi tanımıyoruz. Kuzeni olduğunu da bilmiyorum. Ondan sonra işte geldi, sonra gitti, gel git, gel git yaptı. Sosyal medyadan bana bir mesaj geldi. Ben de bir bakayım dedim. Baktım. Dedim, konuşayım hele dedim. Şey yaptım yani. Yani ne olacak ki dedim. Çok dedim. 2-3-5 gün sonra dedim. Şey olur yani dedim. Sonra baktım böyle olmuyormuş Aslı Hanım. Yani eşim gibi bir adamım olduğuma çok memnunum. Ay İyi canım, ki var. Allah başımdan eksik etmesin. Amin. Seni de onun başından eksik etmesin. Amin Aslı Hanım. Yani Allah ta buralara kadar kısmet etti. Hiç aklımda fikrimde yoktu. Ve ailem istemiyordu. Canım. Hiç beklemediğim bir anda oluyor kuzum. Evet. Değil mi? Hiç beklemediğim anda. Bütün gelinlerin atasözü. Öyle oluyor. Ve ailelerimiz hiç istemiyordu Aslı Hanım. Öyle mi? Neden? Evet, ben çalışıyordum. Tamam. Ortak bir tanınan kişi olmadığı için. Ortada tanıdık olmadığı için. Ortada tanıdık olmadığı için. Evet. Ailelerimiz soğuk baktı bu. Öyle mi? Evet, soğuk baktı. O yüzden biz de, ama biz pes etmedik. Tamam. Dedik tamam, ailelerimiz yok diyebilir ama yani. Biz istiyoruz. İstiyoruz. Ne kadar zaman aldı ailenizi ikna etmek? 4 sene. Ciddi misin? Evet. 4 sene. Evet. Yaş kaçta sürdüm. Evlendinizde? 22. 22. Gençtiniz zaten. Aynen. Çok da genç tanışmışsınız. Aynen. Evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi bir kafede geldi Aslı Hanım. Kafe kapatmıştı. Orada bana evlilik teklifi. Hatta şey demişti. Benimle evlenir misin diyeceğine kızlar. Evet. Şöyle yaptı. Dizini çöktü işte, açtı kutuyu yüzüğü çıkarmak için. Yüzüğü pardon. Çıkarmak için dedi. Hadi aşkım görüşürüz, Allah'a emanet ol. Ne yapıyorsun ya? Ben evlilik teklifi etmeyecek misin falan yani dedi. Ne? Onun videosu var mı? Ya onun videosu yok ama ya. Ben o aklımda kaldı. Nişanlandıktan hadi görüşürüz, Allah'a emanet ol demiş. Söylendikten sonra oldu evlilik teklifi. Aynen. Çok tatlı. Öyle yaptık. Peki istemeye kaç kişi geldiler seni? İstemeye 100 kişi vardı aslanım. Aynen. Nasıl sığdınız? Evde mi bizim oldu? Bizim evimiz geniş olduğu için ve 3 tane oda açmıştık. Evet. Odalarımız da geniş olduğu için yani sığıldı. Sonra ne oldu? Sonra nişan oldu aslanım. Nişanda ne takıldı? En sevdiğimiz. En sevdiğimiz taraf, konu. Nişanda 5 bilezik, 1 kolye, 1 isimlik diyoruz biz ona. İsimlik ne? Yani ismimiz yazıyor eşimde. Eşimin ismi, benim ismim yazıyor. Tamam. Sonra bu yüksüklerim vardı. Yüksük. Yüzük. Yüksük diyorum ben ya. Yüksük mü diyorsun? Ya, yüzük diyorum. Hani şive girmese olmuyor. Ama şey ya, yüksük manası başka. Hani benim bildiğim şey öyle dikiş dikilirken kullanılan. Ay, evet, parmaklara. İğne parmağa batmasın diye. Ona da yüksük mü deniyor? Evet. Yani ben sanki öyle bir şey. Çıkartamıyorum bazen. Aslı aşkım ne olacak? Öyle işte. Sonra bir tane bileklik. Mor mu giydin sen? Evet, mor giydim. Ve acemiliğime geldi kızlar. İlk defa giydiğim için. Ama biraz kına gibi olmuş. Eksiklerim vardı. Pardon, bu nişan mıydı? Evet, kına gibi olmuş değil mi? Evet, kına gibi zannettim ben de. Güzeldi. Ne kadara kiraladı ya da satın aldı? Kiraladım 3500. Kaç yıl önce? 3,5 yıl önce. 3,5 yıl önce. Nişan için ben çok fazla abartılı buldum. Ama abartı. Salonda mı oldu? Evet. Nerede abartı salonda oldu? Benim günümde abartı olabildiğim kadar oldum. Şöyle söyleyeyim. Kendi adıma da konuşayım. Beni bile uyaran olmadığı için. Aynen. Nişanlandığı zaman çok heyecanlısın. Böyle güzel olmak aynen istiyorsun. Aynen. Gidiyorsun tarlada gidiyorsun. Kimse de seni uyarmıyor. Neden? Başıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Aslanım biz biliyorsunuz ki arkadaşı iplikli. Evet. Gelinlikçi ipini kısa koymuş. Ay. Arkam 3 çeşitti. Yani şeyin mi, nişanlığın mı? Evet. Gelinliğin evet mi? Nişanlığımın. Tamam. Arkası 3 çeşitti. Lacivert, mor, siyah. Allah türle Allah kapatmaya çalıştık o yüzden. Ve ay, bence yüzün benim çok toplu olduğu için eşarp tarzın olmamış. Şu eşarp daha iyi. Daha iyi evet olurdu. Böyle başın hiç yakışmamış sana. Ama hayatım ya ilk dediğim gibi ilk olduğu için. Bir de ama yüzü çok fazla. Benim fotoğraftandır o fotoğraftan. Doğru.
Benim nişanım, bir de onda şiş, çok şeydim böyle biraz. Bir ödem, ödemdir o. Ödem. Ödem suyunu içmedin mi? Yok, unutmuşum aslında. Ondandır. Rabbim de... mutluluğunuzu daim etsin. Sağ olun. Teşekkür sonrasında ederim. Sonrasında kına oldu galiba. Evet, kınam oldu. Kınam kaç kişilikti? Salonda mı oldu? Nerede oldu? Kınam da salonda oldu. 500 kişilikti. Peki yemekli miydi, normal miydi? Normal. Normal. Evet, çerezliydi. Çerezli çok kolası güzel. Vardı. Nada bindallık mı giydin? Kaç tane kıyafet giydin? Bir tane giydim kızlar. Bindallık giyemedim. Bugün giydim onun için. Acısını çıkardım. Aynen, acısını çıkardım ve çok mutlu oldum. İyi ki de katılmışım gelin evine. Ay, yapamadıklarımızı da yapıyoruz aslanım. Evet, puanınız olsun. İyi ki varsınız bu arada. Ne taktı kayınvalidem? Kayınvalidem bir tane bileklik taktı. Bileklik. Evet. Sağ olsun kayınvaliden aynen. De. Fiyat kınalı ne kadardı mi? Peki? Kınalı. Efendim? Fiyatı ne kadardı? Kınalı. Kınalığım kızlar çok uyguna geldi. Ekonomik gibi. Aynen çok uygun. Gerçekten muhteşem. Her kayınvalidenin aradığı gelin, fazilet gelin. Aramada gelin de eşeğin ağacını koca batıra. Peki ne kadar? Fiyatı duymadık ama. Kınalımın fiyatı 3500-4000 arası. Nasıl? Ya uygun. Uygun. Gayet civarına, güzel. Evet. Ben eşimi yormak istemedim aslında. İyi etmişsin ya. Ben senin gibisini bulmuşum. Bana eşyanın, kıyafetin değeri yok ay dedi. Aa, öyle ya kıymetli en çok... olmuyor ki. Ama kıymetli herhalde. Çok kıymetli. Bizimki de kıymetli. Olmuyor. Nasıl olur? Dur bir dakika dur. Züleyha nasıl yani? Olmuyoruz kıymetli. Böyle biraz çektireceksin. Yani. Ağlatacaksın. Sonrasında biz çekiyoruz aslanım. Eşimle ben çekeceğim ama sonrasında. Yani diyorsun ki kadının bir talebi olmayınca... ısrarcı olmayınca, bir nasıl şey masraf yaptırmayınca şey kadir, kıymet bilmiyor bu aynen, erkekler. Aynen nasıl olsa hani tamam bu zaten bir şey istemiyor, her şey okey diyor. İçinde bir şey varsa da çok fazla önemli olmuyor onlar için. Ne diyorsun biz, ama ben gelindim durumuna mesela, göre yapıyorum diyor. Ya durumdan ziyade şöyle mesela düşünce olsa düşünce güzel yapalım. Bir şey. Hayır düşünüyorum diyor, düşünce güzel bir şey ama herkes bunu iyi niyetle karşılamıyor, suistimal edebiliyor, bundan bahsediyorum. O kadar doğru söyledin. Onu doğru söyle aslanım. Suistimal eden aynen. Çok nasıl olsa istemiyor, aynen. Gerek çok yok. Bir de şöyle yapanlar da var. Kimleri. Hani gelin ama bir talebi avucumun, yok zaten. Avucumun içine sığsın istiyorlar. Aynen. Bizim mesela cepte. Antep. Genelinde bu tarz kayınvalideler çok fazla. İstiyor ki gelin avucumun içinde olsun, benim sözüm geçsin, benim dediğim olsun, gelin istediği olmasın. Allah Allah. Bu tarz eski kayınvalideler çok fazla. Aynen aslanım. Çok. Dişli gelinlerden biraz korkuyorlar. Kayınvalide beni ödeyecek. Peki sen dişli bir gelin misin? Şöyle benim hem kayınvalidem çok diktatör, hem evet. De ben dişliyim. Biz başta fenaydık kendilerinden. Gelin kayınvalide toprağına çeker derler. Çektim gerçekten aynıyız. Sen de benziyorsun. Aynıyız. Bir atışma falan oldu mu? Çok oldu ama şu anda kanka gibiyiz yani o kadar iyiyiz. Ay maşallah. Aynen. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl? Benim kayınvalidemle aram çok iyi aslanım. Hatta bizi benzetiyorlar. Ve şöyle bir ben geldiğimde, gelin geldiğimde kayınvalidemin bütün huylarını aldım diyebilirim. Ne kayınvalidem diyorsun? Çok titiz bir kadın, temizlik evet. Hastası. Hı. Yani böyle dağınık görmeyecek bir yer. Dağınık gördüğü zaman çok sinirlenir. Hı. İstiyor ki yani hep düzenli olsun. Sen de onun gibi oldun. Ben de onun gibi oldum. Eşim bana kızıyor. Annemden çekiyordum, sıra sana geldi. Bu ne ya, evimde rahat edemeyecek miyim falan. Ben en istiyorum, onu öyle yapma aşkım, onu böyle yapma. Ne olur şurası. Ya evim neyim ha falan diyor bana. Ya bana lütfen böyle yapma falan diyor. Peki. Peki senin bir talebin olmadı mı aileden? Benim eşimden isteğim vardı Aslı Hanım. Ben eşimle bir hayalimiz vardı, yapmıştık. Eşimizle evlendikten sonra lütfen 81 ilin 81'ini de gezelim. Gezmeyi çok seviyoruz eşimle. Ve eşim Allah razı olsun ilk seneden beri ufak çaplı da olsun. Yani gezdiriyor yani şehirleri turlatıyoruz, gidiyoruz, ediyoruz. Kaç şehir gezdiniz toplam şu ana kadar? İstanbul, Konya, Mardin, Osmaniye, Kapadokya. Evet, bir de Kapadokya. Beş. Herhalde mutfakta. Oraya gitmişler. Balayına galiba değil mi? Evet. Ve her gittiğimiz şehrin anısı kalsın diye magnetlerini alıyoruz kızlar. Ondan biliyorum. Mutfakta gördüler. Çekimlerini ne kadara yaptın? Onun bir bilgim yok, yalan söylemeyeyim. Yani bilmiyorum fiyatını. Peki. Düğünde de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Düğünde daha çok beğendiniz galiba. Evet, profesyonel. Aslanım profesyonelleştik artık. Tabii yani, değil mi? Acemiliği attık bırak da yani. Peki nişanla düğünün arasında ne kadar zaman var? Bir sene. Bir sene var. Evet. Bir senede profesyonel olmuş gördün mü? Evet, çok iyi.